işin hiç yüzünü sonra söyle son sözünü. Her ağızdan bir laf çıkar, ondan kıyamet kollar. Dikkat alıyoruz. Motor. Gel Fatoş. Gene mi pasta? Stop. Yönetmen olarak hem kendi adıma film çekerken hem de işte üç arkadaş gibi, hatta Ateşten Damla gibi filmleri dışarıdaki yapımcılara da çekiyordum ve 60 yıllarında ortağımız Arşavir Alyanak'la bir sürtüşmeye düştük. Ben o zaman Uğur Film adıyla bir firma kurdum ve ayrıldım, başka bir yere gittim. Yaptığım birinci film Mahallenin Sevgilisi diye bir film yaptım. Muhterem Nur'la Efkan Efekan, Salih Tozan Supi Kaner oynuyordu. Yürüyor musun Gülcan? Yürüyor musun? Yürüyorum! Yürüyorum Ahmet! Yürüyor! Bu yanlış bir filmdi. Bir tür üç arkadaşın kötü bir tekrarıydı. Zaten başarılı da hiçbir şekilde başarılı olmadı. Aynı sene bir polisiye film denedim. Ölüm Peşimizde diye. Ayhan Işık oynuyordu. Ben oynuyordum. Fatma Girik oynuyordu. Nilüfer Sezer oynuyordu. Avni Dinligil, Hulusi Kentmen, Rea Yurdakul, Seni Horkan diğer rolleri paylaşıyorlardı. Polisiye film olarak iyi bir filmdi. En iyi fotoğraf direktörü armağanı aldı Turgut Ören. O filmden Turgut Ören çekmiştim. Ve aynı yılda Beya filme Kırık Çanaklar adlı bir film yaptım. Başarılı bir yapımcısı vardı. Nusret İkbal. Beya film ve çok iyi niyetli film yapımcısıydı. Beni davet ettiler yazıhanelerine ve Kırık Çanaklar adlı bir tretman verdi bana. Bundan dedi bir boku beğenirsen bana bir film yapar mısın? Tretmanı Lale Oraloğlu hazırlamıştı. Tahta Çanaklar'dan yola çıkmış Lale Oraloğlu. Bir Amerikan oyunu sanıyorum ki. Yalnız Kırık Çanaklar'la Tahta Çanaklar arasında çok önemli bir ayrıldıkları nokta vardı. Biri ailenin bütünlüğünü savunurken, yani benim yaptığım Kırık Çanaklar, hatta Lale Oraloğlu'nun yazdığı Kırık Çanaklar, aile bütünlüğünü savunurken öteki tamamen ailenin parçalanması fikrini getiriyordu. Bir büyük baba vardı, oyunu okumuştum ben. Sürekli tabakları kırdığı için tahta bir çanak koyuyorlar sofrada önüne, kıramasın diye. Ve sonra da huzur evine atıyorlar adamı. Çocuk var, şey diyor, tahta çanağı işte çöpe atmak istiyorlar. Hayır diyor, atmayın çöpe diyor. Çünkü diyor ben bu tahta çanağı sonra diyor yaşlandığınız zaman sizin önünüze koyacağım diyor. Benim yaptığım film tersine bir filmdi. Aile parçalanır gibi oluyordu fakat toparlanıyordu ve gelin gitmek üzere olan, gitmek isteyen büyük babayı alıyordu ve tekrar getiriyordu ve adam da hatta son yine tabakları kırıyordu. Ona rağmen gülüyorlardı, bir espri gibi alıyorlardı meseleyi. Lale Oraloğlu'nun senaryosu üzerinde Halit Refik ile biz çalıştık sonradan. Konuşmalarını Bülent Orhan yazdı. Kırık Çanaklar filminden sonra kanun karşısında belalı torun, yavaş gel güzelim, öp annenin elini gibi piyasa filmleri yaptım. Bu bir yaşam savaşıydı benim için. Yapımcılıkla yönetmenliği beraber yürütmek çok zor bir şey. Türkiye'de herhalde. Başaran arkadaşımız da zaten sanıyorum ki ikisini beraber yürüten çok az olması gerek. İnsanın yapımcılığı yavaş yavaş yönetmenliğini yiyor ve bitiriyor. Çünkü bizim yaptığımız filmler Türkiye sınırları içinde aşağı yukarı oynadığı için piyasa koşullarını ön planda tutarak film yapmak zorunda kalıyoruz. Bu yaptığım filmler ticari yönü ağır basan filmler 66-67 yılına kadar
Geldi. O aralar işte Yaprak Dökümü gibi Reşat Nuri Güntekin'in, Cüneyt Gökçer, Fatma Girik, Semiramis Pekkan, Edison, Güzine Özipek oynadılar. Yine Namusum için diye bir film yaptım. Ayhan Işık, Fatma Girik, Talat Gözbak. Kemal Tahir yazdı senaryosunu. Antalya Film Festivali'nde en iyi yönetmen armağanı verdiler filme. Ada, siftah senden, bereket Allah'tan. Ne oldu Ökkeş? Ne yaptın Halime ablana? Halime ablaya mı? Ben mi? Memduh Ün 1960'lı yıllarda Üç Arkadaş, Ateşten Damla, Kırık Çanaklar ve Namusum İçin gibi filmleriyle Türk sinemasının önemli yönetmenleri arasına girdi. Fakat bu filmlerinin yanı sıra dönem dönem ağır melodramlarla hiçbir özellik taşımayan ve birbirini tekrar eden filmler de yönetti. Programımızda yer alan ve değişik zamanlarda kendisiyle yaptığımız konuşmalarda da belirttiği gibi 1965-75 yılları arasında çektiği filmler daha çok ticari başarıyı ön planda tuttuğu çalışmalardı. Bu dönemde gerçekleştirdiği 20'ye yakın film arasında dikkati çekenler Reşat Nuri Güntekin'in Batı özentisinin toplumumuza getireceği zararları anlatan romanından sinemaya uyarladığı Yaprak Dökümü ve senaryolarını ünlü film yönetmeni Duygu Sağaroğlu'nun hazırladığı Büyük Yemin ve Toprak Ana adlı filmlerdir. Hey Zaloğlu! Erkeğimi yedin! Yavrumu yetim bıraktın! Şimdi de toprağımı elimden almak istiyorsun! Ben senin ocağını söndürmez miyim? Yemin et babanın toprağına el basıp kanımızı yerde bırakmayacağına yemin et. Oğlusun. Kanını aramak sana düşer. Zaloğlu! Sürekli bütün her sene festivale, finale kalan filmler yaptım. Yani hiç hep de kötü filmler yönettim diyemeyeceğim. Yani Zilli Nazife gibi, Yaprak Dökümü gibi, Namusum İçin gibi, Büyük Yemin gibi, Toprak Ana gibi, şimdi hatırladığım bütün bu filmler hep son Adana ve Antalya festivalleri finallerine kaldı. Yakın şu ekinleri! Durun! Durun, yakamazsınız ekinleri! Durun! Yakamazsınız! Yakamazsınız diyorum! Bakın! Karıştırıyorum! Aa, deli olma, sen de birlikte... Helal et ana. Ben artık buralarda duramam.
Gitme yavrum. Ömrüm boyunca kaçacak değilsin ya. Murat! 1974 yılıydı sanıyorum. Büyük bir projeye girmeyi düşündüm. Ve Yaşar Kemal'in Ağrıdağ Efsanesi adlı filmi zarar da etsem paraca yapmaya karar verdim. Bazı arkadaşlarım, yani yönetmen arkadaşlarım, sanatçı arkadaşlarım, yapma, bundan iyi bir film üretemezsin dediler. Ama ben kitabı çok sevmiştim. Hayır dedim, ben iyi bir film üretirim sanıyorum bundan. Senaryosunu Duygu Sağaroğlu ile beraber oluşturduk. Hatta Lütfü Akat da bazı yerlerde düşüncelerini söyledi. Bir iki de ek sahne yazdı senaryoya. Görüntü yönetmeni Türkiye'nin en iyi görüntü yönetmenlerinden olan Gani Turanlı'yı alarak, oyuncu da Fatma Girik, Hakan Balamir, Atıf Kaptan, Yavuz Selekman gibi oyuncuları alarak Doğu Beyazıt'ta başladık filmin çekimine. Epey uzun bir sürede çalıştık. Fakat film benim düşündüğüm gibi, bana göre film benim düşündüğüm gibi olmadı. Seyredenlerden çok beğenenler oldu ama bunu yüzdeye vursak çok daha büyük bir bölümü filmi beğenmediler. Çünkü Yaşar Kemal'in kitabı bir efsaneydi. Benim yaptığım film ne efsane oldu, ne gerçekçi bir film oldu. Ben filmin birinci yarısını beğeniyorum, ikinci yarısını kabil olsa yeniden çekmek isterdim. Kimseler yok. Evleri bırakıp gitmişler. Yakın! Ateşe verin köyü! Sen han olmasına olmuşsun ama adam olamamışsın. Ağrının laneti başına olsun. Kez boynuna lale vurursun, zindana atılacak! Güvendikleri şu yüce dağ öyle mi? Ben Mahmut Hansam, Ağrı'yı onlara zindan edeceğim. İnsanoğlu ne kendinden ne de geçmişinden kaçamaz. Önceleri biz başladığımız zaman filmlerimizin sayısı az olduğu için filmlerin negatiflerini ve seslerini afişlerimizin, filmlerin materyallerinin bulunduğu bir oda vardı. Orada korumaya çalışıyorduk. Söylemişlerdi böyle, içerisine naftalin koyacaksın diye. Göbeğine naftalin koyuyorduk ve oralarda bu negatifleri saklıyorduk. Fakat film sayısı çoğalınca, bu kez büyükçe bir evde oturuyordum. Orada ben bunları korumak değil aslında da muhafaza etmek de benimki, yani şeyleri, negatifleri bir gün lazım olabilir diye. Orada da bunları muhafaza edemez hale geldim çünkü sayısı epey çoğaldı. O zaman Acar Film'in depoları vardı bahçesinde, stüdyonun olduğu bahçede Acar Film'in depoları vardı. Ama bunlar damları çok yalın, çok ısıyı içeriye, sıcağı ve soğuğu korkunç derecede geçiren, hatta zaman zaman üzerine yağmurun da aktığı depolar vardı. O depolardan birini ben kiralamıştım. Filmlerimi orada korumaya çalışıyordum. Buna korumak tabii denebilirse. Sonra film arşivi kurulunca bu filmleri film arşivine naklettik. 100-150 arasında firmamın filmi var. 150 film demek, onar kutudan 1500 kutu negatif ve yarısı kadar ses filmi 750, 2250 kutu ediyor. Ben bu 2250 metre kutu filmi, film arşivi olmasaydı nerede veyahut 2000 civarındaki filmi nerede saklardım? Şu dakika bilemiyorum.
Belki bilmiyorum, bazen hiç işe yaramaz diye imha bile edebilirdik. Memduh Ün, 1960'ta çektiği Ölüm Peşimizde'den başlayarak gerek yönetmen gerekse prodüktör olarak birçok filminde sinemamızın güçlü oyuncularından biri olan Fatma Girik'le çalıştı. Halit Refik, Atıf Yılmaz, Ertem Göreç, Duygu Sağroğlu, Osman Seden gibi önemli yönetmenlerin prodüktörlüğünü yaptı. Tunç Başaran, Erdoğan Tokatlı, Ülkü Erakalın, Zafer Par ve Oksal Pekmezoğlu gibi genç sinemacıların yetişmelerine de yardımcı oldu. Kiralık adıyla, sanıyla söyle şunu. Canlar alan, yürek yakan, meşhur Cihan Yandı Kanlı Nigar. Yönetmen Atıf gibi, Halit Lütfü Akat gibi arkadaşlarımız aramızda bir dayanışma olduğundan söz etmiştim. Lütfü Akat, Orhan Kemal'in hikayesinden Üç Tekerlekli Bisiklet filmini çekiyordu. Belli süre dolduğu zaman filmi bitiremedi. O zaman filmin oyuncusu, baş oyuncusu Ayhan Işık'tı. Sezer Sezin'le paylaşıyorlardı. Ayhan Işık böyle belli tarihler veriyor. 20 gün, 20 gün, 20 gün. Çok gözde bir oyuncu, çok istenen bir oyuncu. Birbirinin arkasından da filmlere devam ediyor. Bu 20 gün içerisinde Lütfü Akat filmi bitiremedi. Yine o filmin yapımcısı Nusret İkbal'di, yani Beya filmdi. Bana başka bir film de önerdiler. Kanun karşısında. Yine Ayhan Işık oynuyordu. Bana dedi ki bir tarihim var Ayhan'la. 20 gün. Sen bu tarihin içerisinde hem bu kanun karşısında filmini çek, hem de Üç Tekerlekli Bisikleti bitir. Hesap ettim. 16 günde çekebilirim kanun karşısındayı. 4 günde Üç Tekerlekli Bisiklete ayırabilirim. Ki filmin aşağı yukarı 4'te 1'inin çekilmesi lazımdı, tamamlanması için. Yani Lütfü Akat 4'te 3'ünü çekmişti filmin. Filmi 2-3 kez seyrettim Lütfü Akat'ın çektiği filmi. Ki içine çekeceğim sahneler hep aralara girecek olan sahnelerdi. Çünkü yani böyle tek bir sahne de değildi. 30-40 tane sahne vardı sanıyorum ve hep aralara giriyordu. Üslubumuz değişmesin diye demin de söylediğim gibi tekrar tekrar seyrettim filmi. Ve çekmeye başladım filmi. 3 gün çalıştım, bitiremedim. 4. gün çalışmakla daha doğrusu bitmeyeceğini anladım. 4. gün de filmin final sahnesi çekilecekti. Filmi bitiremezsek bir kez daha film kalacaktı. Çünkü Ayhan Işık'ın ondan sonra böyle arka arkaya dizdiği bir takım tarihleri vardı. Ben başka bir gün veremem dedi. Ve filmin sonu geldiği zaman, yani filmi finalini çektim. Bir kavga sahnesi vardı. İnsan oraya kadar sonradan filmi seyrettiğim zaman ben ve sinemacılar, film oraya kadar belli bir ritim, belli bir tempo içerisinde geliyor. Tam son sahne geldiği zaman birdenbire sanki kare düşmüş gibi bütün hareketler çabuklaşıyor ve film bir an evvel finale varıyordu. Orhan Kemal de bu hikayeden ve ilk Üç Tekerlekli Bisiklet filmini seyrettikten sonra kaçak atlı bir roman haline getirdi. Ve ben bu kaçak atlı romandan bir film ürettim. Başka bir firma adına. Film uzunca sürdü iş günü. Senaryoyla yola çıktığım zaman filmi çekmeye finali yoktu. Romandaki final denetim açısından sakıncalıydı. Çünkü adam öldüren insan sonunda suçsuz kalıyordu. Çeşitli finaller düşündüm. Fakat çok para sarf etmiş olduğu için yapımcı, sarf ettiği paranın geriye dönmeyeceğini düşünerek ticari bir finale gittim filmin sonunda. Film bittiği zaman yaptığımın yanlış olduğunu anladım. Ama seslendikten sonra bir daha geriye dönüş olanağı yoktu.
Bana göre, benim düşünceme göre finali hariç başarılı bir filmdi. Türk sinemasına 1948'de oyuncu olarak giren, bu alanda çalıştığı 40 yıl içinde 64 film yöneten, 117 filminde prodüktörlüğünü yapan, çeşitli filmlerde aldığı kısa rollerle oyunculuğunu da sürdüren Memduh Ün'ün 1987'de TRT için çektiği Gönül Dostları adlı televizyon dizisi bugüne kadar yaptığı son çalışmadır. Elim ayağım tuttuğu sürece, kafam çalıştığı sürece yönetmenliğe devam edeceğim. Bu benim için, yani hobi de diyebiliriz kesinlikle, ve büyük bir film yapmayı tasarlıyorum gene. Birkaç kez buna davrandım. Söylediğim gibi bu üç arkadaşla başarılı oldum. O arada da başarılı olamadım. Kaçakta da başarıya ulaşamadım istediğim gibi. Şimdi hazırlanıyorum, araştırıyorum. Kendimi hazır hissettiğim zaman yorgun olmayayım diye film de üretmiyorum pek. Sıradan işleri ben artık kendim yapmıyorum yapımcı olarak. İyi bir film yapacağıma da inanıyorum. Bilemiyorum, bakalım. Bir söz var bizde: imtihan perdede.